Merhaba arkadaşlar. Yalap Uçay'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün iki buçuk sene civarında yapmış olduğum bütün alışverişlere aldığım ürünleri sizinle paylaşmak istedim. Burada olmayanlar da var. Bunlarca kutuları yok. Bunlar da ekipmanlarım. Bunları da size göstereceğim. Şimdi hemen ilk önce şu ekranla başlayalım. Bu ekran arkadaşlar yaklaşık 2185 lira falan aldım. Şu anda fiyatı bayağı bir arttı. Bu ekran arkadaşlar bilgisayar başında çok fazla vakit geçirdiğim için bu ekranı aldım. Bu ekranın incelemesi kanalında var. Orada kanalıma gidip bakabilirsiniz. Bu göz sağlığı için aldım arkadaşlar. Şimdi bilgisayar başında çok vakit geçiriyorum. Ve gözlerimin rahatsız olduğunu anladım. Hani böyle bir ekran aldım. Buradan mavi ışın engelleme teknolojisi olduğu için gözlerimi seviyesine ayarlayarak gözlerimi rahatlatabiliyorum. Bu böyle bir ürünümüz arkadaşlar. Sonra burada en büyük olan 4K Ultra HDMI. Burada bir smart TV'miz var arkadaşlar. Bu Ultra HD 4K. Bunu da film izlemeyi çok sevdiğim için arkadaşlar. Ben sıkı bir film takipçisiyim. Onun için aldım. Genelde 4K izliyorum. Çünkü 4K kalitesi benim için önemli. Bunu bir de neden aldım arkadaşlar? Bunu mesela telefonumla bu ekrana bağlayarak şu anda mesela görüntüyü ayarlayabiliyorum. Mesela şu anda ben oradan görüyorum televizyonu. Bu şekilde görüntüyü ayarlayıp buradan beri onu kontrol edebiliyorum. Telefonu televizyondan beri kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Bunun da incelemesi gelecek. Hemen bu videodan sonra bunun incelemesini yapacağım. Çok kullanışlı bir şey. Bilgisayardan ne yapabiliyorsanız buradaki aynısını yapabiliyorsunuz. Tabii farklılıklar var. Onları anlatacağım. Bunun fiyatı da arkadaşlar 3500 civarında kaliteli, LG'nin güzel bir televizyonu. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir kulaklık aldım. Kulak içi kulaklık. Müzik dinlemeyi seviyorum arkadaşlar. Bunu yeni aldım. Odamın yanında göstereceğim bunların hepsini. Yine ekipmanlarından bir markup. Onlar daha geçen yıl göstereceğim. Şimdi bundan sonra unutmuş arkadaşlar. Burada bir hassas terazimiz var. Bunu yemek yapmak için yemeklerden aldım arkadaşlar. Mesela bir yemek yapacağım. Arkadaşlar adam diyor 10 gram bir balon koy. Mesela gramlı, grammajlı şeyler söylüyorlar. Bunları ben neyle ayarlayacağım? Böyle bir şey aldım. Çok kullanışlı, işime yarıyor. Bunun fiyatı kaç liraydı? Şunun fiyatını söylemeyi unuttum. Bunun fiyatı 100 lira arkadaşlar. Bunun fiyatı 40 lira civarındaydı arkadaşlar. 40 lira, evet. Ondan sonra şöyle iki tane kablosuz klavyemiz var arkadaşlar. Bunlar birisi yeni toplamış olduğum, şunu makineden yeni toplamış olduğum bir bilgisayarımı aldım. Bunu da yine 4K televizyonda kullanıyorum. 4K televizyonda iki tane USB çıkışı var arkadaşlar. Hard diskini bağlayabiliyorsun. Veya böyle mouse klavye bağlayarak televizyonu kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayardan farksız. Şunu 110 TL'ye almıştım arkadaşlar. Bunun fiyatı da 90 lira civarıydı. Bunlara bunu yeni aldım. Yaklaşık bir 5 ay falan oluyor. Bu bayağı bir eski. Ama içinde çok kaliteli güzel klavyeler arkadaşlar. Sıra geldik arkadaşlar. Şöyle bir ses sistemim var. İki ayakta bir bunu da göstereceğim zaten. Bunların hepsini kutularından çıkmış halini size göstereceğim. Bunu da şöyle alalım. Şimdi geldik arkadaşlar bilgisayarımıza.
Bu parçalarla ayrı, şöyle bir ekran kartı. Asus'un bunu öbür sisteminde kullanıyorum. Benim bir tane bilgisayarım var. Case bilgisayarım. Onu da size göstereceğim. Bunu öyle kullanıyorum. Onun için aldım. Şimdi geldik arkadaşlar benim topladığım bilgisayarıma. Bunu da ALD5 2600 işlemci kullanıyor. Bu bilgisayarın toplam fiyatı şu klavyeyle beraber fiyatı 5017 lira arkadaşlar. Şöyle gene. Şimdi bu parçalardan bahsedeceğim. ALD Ryzen 5 2600 işlemcimiz var bilgisayarımızda. 6 çekirdek, 12 piyek ve 3.GHz'de hızla ulaşıyor arkadaşlar. Şimdi burada anakartımız var, 2 GB'da. Burada bütün Ryzen işlemcileri destekliyor arkadaşlar. Ryzen menüsün işlemcileri dahil. Sonra burada anakartımıza bağlı bir tane Toshiba M2 SSD var. Bunda çok yüksek hızlara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda 500 GB, 1600 MB okuma, 1500 MB yazma hızlarına ulaşıyor. Ve bu bilgisayarın topladığım bir içerim var arkadaşlar kolunda. Meğer edenler o içeriği bulup izleyebilir. Daha detaylı anlattığım bir video var. Bir ekran kartı var arkadaşlar. Safir'in çok güzel bir ekran kartı. Radeon 580. Ortalama bir ekran kartı arkadaşlar. Yakında oyunu oynatabiliyorsunuz. Bunu zaten ben video tasarım programları için aldım. Pek oyun oynamıyorum. Onun için fazla ekran kartına karar vermek istemedim. Böyle bir ekran kartı aldım ama güzel bir ekran kartı. Burada da kasam var arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar yine bu kasaya dahil, kasanın fiyatına dahil bir tane kablosuz Wi-Fi var. Bir tane HDMI kablosu var. RAM'lerimiz var arkadaşlar. RAM'lerimiz Keystone'un Keystone marka 16 GB 2 dual 2 çift yani. Bunlar da 2666 MHz'e kadar ulaşıyor. Şimdi arkadaşlar diğer ekipmanlarıma gelmeden önce diğer bütün videolarımı çektiğim Xiaomi'nin Mi 8 Lite var arkadaşlar. Şu anda bu videoyu bu telefonun kamerasından izliyorsunuz. Bunun fiyatı da yaklaşık 1800 lira falandı arkadaşlar. Şimdi ekipmanlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, ekipmanlarına geldiğimiz zaman burada bir tane makasım var. Şimdi iki tane şarj bataryası var. Baktığımız şöyle. Çok sağlam, kaliteli bir marka arkadaşlar. Bu 350 liraya aldım. Arkadaşlar kaliteli alın. Parayı verin, kaliteli alın arkadaşlar. Çünkü ben böyle bir maktap aldım. Üstüse mesela şu. Bir tek bu kaldı arkadaşlar. Tahta kesimi yerine bir biraz. Bunun makrumu vardı. Bir de avuç iki ispireli vardı arkadaşlar. Hepsi bozuldu. Hepsi çöp. Bir tek bu kaldı. Bu da bozulmak üzere zaten. Bunlar üstü çekti 195 liraya almıştım. Elimde kaldı. Para verin arkadaşlar. Kalitesini alın. Kullanın. Buna 350 lira para verdim arkadaşlar. Ömürlük kullan yani. 2 yıl garantisi var. Çok da sağlam. Kendisini gösteriyor zaten. Böyle bir şarjım aktarım var. Ekipman olarak. Şöyle bir motor ızlar aldım arkadaşlar. Bunu neden aldım? Bunu arkadaşlar çiçeğe kakacağım. Onun da videosu gelecek ama biraz zaman istiyor. Bunlar hep maliyet. Maddi durum olduğu zaman bunu da yapacağım. Bunu böyle kenara alalım. Sonra şöyle bir taşım var. Bunu 190 liraya almıştım arkadaşlar.
Bu da yine kaliteli güzel bir taş. Taştan sonra şöyle bir makabım var. Bunun fiyatı da 250 lira civarında. Şöyle. Ve ondan sonra arkadaşlar ismevim var. Şöyle. Bu güzel kaliteli bir ismeve. Bunları şimdi bir atölye yapacağım arkadaşlar. Ufak güzel bir atölye yapacağım kendime. Bunun da içeriği gelecek. Bunların hepsini onun içerisine koyacağım. Bunları masaya monte edeceğim. Ondan sonra arkadaşlar bunun fiyatı yine bunun fiyatı da 270 lira arkadaşlar. Kaliteli bir marka. Güzel bir ismiren. Görevlisi var. Sonra arkadaşlar burada kaynak makinem var. Şöyle. Bu kaynak makinesinin fiyatı 500 lira arkadaşlar. Bu da yerli. Güzel bir kaynak makinesi. Şöyle şurada da yazıyor zaten fiyatı. 500 lira arkadaşlar. Bunu akü de şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani çok güzel bir kaynağı var. Tabii profesyonel bir böyle benim gibi ara sıra kaynak yapanlar için kaliteli demeyelim de iyi bir kaynak makinesi arkadaşlar. Burada şöyle anahtarlarım var. Bu kaynağımızı 500 lira aldım dedim. Şöyle anahtarlarım var arkadaşlar. Bunları toplam 95 liraya aldım ikisini. Ekipmanlarım böyle arkadaşlar. Şimdi bir de odadaki ekipmanlara bakalım. Evet arkadaşlar şu anda odamdayım. Şurada videoya gelecek odayı fazla göstermek istemiyorum. Burada yine bir ekranım var. Bir bilgisayarım var. Bu benim hurdadan toplamış olduğum kasa 70 TL'ye toplamıştım arkadaşlar. Bu ekran hediye geldi. Bunun fiyatı yok. Bu hurdadan toplandı. Sonra bunun fiyatı 70 TL'ye geldik. Burada laptopum var. Bunu da hurdadan buldum. Paramparça bir hal girdik topladım. Bunların ikisini yine iki ekranların kontrol edebilirsiniz. Toplama anı, bunun toplama anı içeriklerinde yer alıyor. Bunun fiyatını da 15 TL'ye almıştım hurdacıdan arkadaşlar. Çok güzel bir laptop çalışıyor. Sıkıntısı yok. Bu klavyeler vardı, mouse vardı. Şimdi burada ekipmanlarım var. Bunun fiyatı arkadaşlar 45 lira civarında. Avametre. Burada ön destekim var. Burada cihazlar falan var. Hemen şurada yine bu bahsettiğim hassas terazi arkadaşlar. Şöyle açalım. Görüyoruz bu en ufak şeyde. Tekmeye giriyor. Bu hassas terazi. Bu arkadaşlar gece lambası. Bunu ben yine içeriklerimde var. Masa lambası. Kitap okumak için kullanıyorum. Yine şurada bir makinem var. Bir makinesinin fiyatı yine 30 lira civarında arkadaşlar. Bunu böyle bir ayak yaptım. Böyle kullanıyorum. Burada almış olduğum ürünlerin kutuları var. Görmüşsünüz zaten. Evet şu kahraman. Bu kahramanla telefonumu buraya sabitleyip videolar çekiyorum arkadaşlar. Bunu ben kendim yaptım. Şöyle. İnanılmaz işime yaradı arkadaşlar. Bunun maliyeti bana sıfır. Hep burada parçalardan kaynatıp kesip yaptım arkadaşlar. Şu gördüğünüz şey peynir kutusu. Ve böyle. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Şu bizim 4K televizyonumuz. Hemen şuradan kendi kanalımın reklamını yapayım. Bu benim kanalım arkadaşlar. Bu gördüğünüz 4K televizyon arkadaşlar. Bunun fiyatı 3500 lira. Arkadaşlar bunun özelliklerine geldiğimiz zaman üzerinde 4 tane HDMI çıkışı var. Televizyon izleyebiliyorsunuz. Zaten bir televizyon. Ultra HD Smart TV özelliği var arkadaşlar. Yani bir bilgisayarda yapabildiğiniz bazı şeyleri de yapabiliyorsunuz. Yani bir mouse klavye bağlı. Mesela şöyle bir tane mouse bağlı. Bu televizyona ait. Buraya bastığınız zaman açmıyor arkadaşlar.
Şu an makinenin dolayı klavye böyle. İnternete girip istediğim her şeyi yapabiliyorsunuz. Telefonunuza bağlanıp telefonun bir ömpüsünü yansıtabiliyor ve bu fuariyle telefonu kontrol edebiliyorsunuz. Bunu fiyatı 3500 lira getirdi arkadaşlar. Şimdi bu almış olduğum yeni, şöyle göstereyim, kalesini gördüğünüz gibi. Güzel bir kalesi var. Bunun fiyatı 2115 lira demiştik. Arkadaşlar gerçekten göz sağlığı için birebir, yani şu ekrana baktığım zaman gözlerim acayip oluyor. Buna baktığım zaman bir başka oluyor arkadaşlar. Bu da 2 yıllık bir ekran arkadaşlar. Bunun fiyatı da 800 TL'ye almışım zamanında. Bu da 1080p özelliğinde, televizyon özelliği var. USB takabiliyorsunuz. Bu da iyi bir ekran. Bu böyle kasam var arkadaşlar. Bu kasayı yeni topladım. 4-5 ay oldu. Ve bana inanılmaz videolarımda, grafik işlerimde yardımcı oluyor. Arkadaşlar şöyle geldiğim zaman ben bunların yeni ekipmanlarım var. Arkadaşlar kolinde, jacket hepsi burada. Şurada şöyle bilgisayar parçalarım var. Şimdi ben gerçekten sağlam bir bilgisayar bakımlarım tamircisinde bayağı bir müşterim var. Bu kasadan gezerken test amacı mesela bilgisayar geliyor. Arkadaş bir parçası bulup ama bunu nasıl öğreneceğim? Takıyorum bunu. Öğreniyorum. Ya fegaya gelebilir mi bilgisayar? Kungadan toplanıp nasıl olsa. Arkadaşlar sistemimi de gördünüz. Şöyle göstereyim. Bunda 3 tane ekranım var. Bu 3 tane ekranla bağımsız bir şekilde işlem yapabiliyorum. Zaten görüntü farkını da görebiliyorsunuz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir. Videoyu beğenebilirsiniz. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazarak cevaplamaktan memnuniyet duyarım. İyi seyirler dilerim.